Sen benim en yakın arkadaşımsın. Seni aynı şekilde sevemem. Ben başkasını seviyorum Pari. Ama o beni sevmiyor. Belki de ben kimseyi sevemeyeceğim. Kalbimin kırılmasından korktuğum için aşktan da korkuyordum. Bağlanmaktan korkuyordum. Gördün mü bak? Korktuğum başıma geldi. Keşke şimdi yanımda olsaydın. Seni çok özledim. Çok özledim. Sana ihtiyacım var anne. Benim sevdiğim adam. Başkasını seviyor. Bu ne cüret? Kahraman olmak istiyorsun ha? Buna izin vermeyeceğim. Neden? Ne oldu? Beni sevdiğini söylemiştin, öyle değil mi? Benim için her şeyi yapardın hani. Şimdi ne oldu? Mişti, lütfen anlamaya çalış. Ben Pari'ye falan aşık olamam. Ben seni seviyorum Mişti. Ruhan, birlikte vakit geçirdikçe aşık olacaksın. Şimdi siz beni oyuncak mı sanıyorsunuz? Ha? En çok kim seviyorsa ona verin bari. Sen beni sevdiğinde sana versinler. İşin bitince Pari'ye verirsin. Olur mu? Bak sana ne diyeceğim. Pari'nin beni sevdiğini bildiğin için Vir'le evleneceğini iyi biliyorum. Ruhan, Pari'yle evlenmen gerekiyor. Sana itaat edecek değilim. Üzerimde böyle baskı kuramazsın. Evlilikten bahsedelim dedin, tamam dedim. Bahsetmeyelim dedin, ona da tamam. Sen bitti dedin diye bitti, öyle mi? Neden hep senin istediğin olmak zorunda? Çünkü ben her şeyin istediğim gibi olmasına alışığım. Bugüne kadar her şey benim istediğim gibi oldu ve olmaya da devam edecek. Bana doğru gelen neyse o olacak. Önce biraz kafam karışmıştı. Şimdi her şey netleştiğine göre neden böyle bir ilişkiye devam edeyim ki? Bana doğruyu söyle. Onunla neden evleniyorsun? Söyledim ya. Ne demek istiyorsun? Gerçek sebebini bilmem lazım. Ruhan'la konuştum. Onu sevdiğimi söyledim. Oysa bana başkasını sevdiğini söyledi. Kız onu terk etmiş. Vir bana Ruhan ve senin birbirinizi sevdiğinizi söyledi. İyi de ben onu sevmiyorum ki Pari. Bana yalan söylememişti. Ruhan'ı sevdiğimi gayet iyi biliyordunuz. O yüzden ondan ayrıldın. Ruhan'ın sevdiği kız sensin değil mi? Ruhan sana beni sevdiğini mi söyledi? Hayır. Konuşmada benim adım mı geçti? Hayır. Ne söyledi sana? Dedi ki kız maddi anlamda güvence istiyormuş. Ve sen de benim bunların peşinde olduğumu zannettin, öyle mi? Sence ben para için mi yaptım bunu? Konuşmadan önce keşke düşünsen biraz. Daha kaç kere söylemem gerek bilmiyorum ama Ruhan'dan nefret ediyorum. Sana kaç kez söyledim ama seni bir türlü inandıramadım.
Hadi söyle, kardeşine güvenmiyor musun? Özür dilerim işte. Çok özür dilerim. Affedersin. Babaanne, bugün bizim... Hatta bizim hemen şimdi gidip Ruhan'la bu evlilik mevzusunu konuşmamız gerekiyor. Ha? Evet, iyi fikir. Babaanne, Ruhan evde. Hadi gidip konuşalım. Sen her zaman işleri geciktirmemek gerek dersin. Aa, tamam, o zaman gidelim. Evet, hadi. Babaanne? Ruhan. Sizin Pari ile birbirinizi sevdiğinizi biliyorum. Onu ne kadar önemsediğini gördüm. O yüzden sizin Pari ile evlenmenizi istiyorum oğlum. Buraya Pari ile senin evliliğiniz hakkında konuşmaya geldim. Ama babaanne... Ben çoktan babaanneme Ruhan ve Pari evlenene kadar evlenmeyeceğimi söyledim. Çoktan haberi var. Bir'le mi? Elbette Bir'le. Ne kadar saçma bir soru bu. Beni dinle. Eğer söz konusu evlilik olacaksa aceleci davranmamak gerek. Ruhan, insan birini sevdiğinde onun için canını bile feda eder. Ben sadece evlenmekten bahsediyorum. Haklısın yavrum. Aşk o kadar güzel bir şey ki insan kendinden önce sevdiği kişiyi düşünüyor. Aşk böyledir. Ve insan her zaman onu kendinden çok seven kişiyle evlenmelidir. Verin beni, Pari'nin de seni sevdiği gibi. Haklısın Mişti. Canımı feda etmeye hazırım artık. Sonuçta söz konusu aşk. Tamam babaanne. Bu evliliğe benim rızam var. Her şey yoluna girdi işte. Ama bir şartım var. Şart mı? Neymiş? Havada bir aşk kokusu olduğuna göre bence iki kardeş de aynı anda evlenmeli. Aynı gün, aynı yerde. Tabii, neden olmasın? Bu şartı kabul ediyorum. Ah, ne güzel olur öyle değil mi? Harika bir fikir. Ruhan, şartım var deyince bir an korktum doğrusu. Ama baksana, ne güzel bir fikir bu. Şimdi sen en iyisi biri buraya çağır. Düğün konularını bir de onunla konuşalım. Ve tarih belirleyelim. Babaanne, Veer de ben de buradayız. Bir yere gittiğimiz yok. Bizi evlendirmek için neden bu kadar acele ediyorsun anlamıyorum. Neden acele etmesin ki, söyle. Bak, babaannen var ya, seni de Pari'yi de eşit derecede seviyor, tamam mı? Babaanne, artık iki kardeş de nişanlı olduğuna göre Veer'in de burada olması lazım. Bir damadın zaten burada. Diğeri de gelsin ki kutlama yapalım, değil mi babaanne? Doğru. Elbette. Ayrıca mutluluğumuzu paylaşmalıyız.
O yüzden merak etme, Viri çağıracağım. Ve ayrıca Pari'ye de Ruhan'la evliliğinin tamamını ereceğinin haberini vereceğim. Eminim sevinçten havalara uçacak. Hadi git söyle artık. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Pari, tatlım, seni gönülden tebrik ediyorum. Ruhan'la evliliğin gerçekleşecek. Ruhan'la evliliğim mi? Ama Mişti, Ruhan bana o gün demişti ki... O gün ne dedi ben bilmem. Ama bugünün son gelişmesi şu. Ruhan'la evleniyorsun. Hatta Ruhan seninle evlenmek istediğini kendisi söyledi. Bugün babaannemle gidip seninle evlenmesi için Ruhan'la konuştuk. Aklından ne geçiyordu bilmiyorum ama Ruhan hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Pari, bu harika. Senin için çok sevindim. Bir kere daha tebrik ederim. Çok pardon, hemen dönerim. Mişti, derhal Ruhan'ı görmek istiyorum. Tamam, hadi git de gör. Ama Pari, dinle. Daha önce olanları unut. Aklındaki her şeyi bırak. Geleceğine odaklan. Ayrıca Ruhan'a da geçmişle ilgili hiçbir şey sorma. Unutma. Çünkü bu ikinizin mutluluğu için de çok önemli. İyi demişti. Ruhan gerçekten benimle evlenmek istiyor mu? Umarım babaannem istedi diye kabul etmemiştir. Pari, üzümü ye bağını sorma, tamam mı? Ayrıca Ruhan'ı iyi tanıyorsun. O hiçbir zorlama altında kalarak karar falan almaz. Şimdi mantıklı bir karar aldı ve senin de bu karara saygı duyup önüne bakman gerek. Büyük ihtimalle o da hayatını tek başına geçiremeyeceğini fark etti. Pari, ne olduysa oldu artık. Ama bütün her şey aşk yüzünden oldu. Senin adına çok mutluyum. Sen de çok mutlu ol. Ben gidip Ruhan'ı göreceğim. Elbette. Görüşürüz. Hoşça kal. Mişti, ne oldu? İyi misin? Evet, ben dün gece pek iyi uyumadım da ondandır herhalde. Gel, seni eve bırakayım. Ben de zaten size gelecektim. Halam şehir dışında. Babam iyi değilmiş de endişelenip görmeye gitti. Evet, biliyorum, bana söylemişti. Gidelim, hadi. Tamam. Ruhan, gerçekten benimle evlenmek istiyor musun? Mutlu musun bilmek istiyorum. Çünkü sen bana söylemiştin ki... Evet Pari. Babaannen ne dediyse onu yapacağım. Zaten insan aşkı için her şeyi yapar. Hı? Ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Benim aşkım yeterince kuvvetli. Eminim bir gün sen de beni seveceksin. Bekle ve gör. Peder dedi ki 3 gün sonrası düğün için uygunmuş. Affedersiniz. Ondan sonra 1 sene boyunca uygun bir gün yokmuş. Ama babaanne, 3 gün az değil mi? 3 günde hazırlık yapmamız mümkün değil.
Hem hatırlarsın ki bir değil iki tane düğün var. Yapılacak başka şeyler de var. Onlarla kim ilgilenecek? Neden Ruhan ve Pari'yi 3 gün sonra evlendiriyoruz ki? Böylece ben de... Her şeyi halledebilirim. Hallederim hepsini ben. Üstesinden gelebilirim. Vir ve ben de 1 sene sonra evleniriz. O zamana kadar da Ruhan ve Pari'nin balayı dönemi bitmiş olur. Biz de kendi düğünümüze odaklanırız. Sen ne dersin Vir? Tabii, gayet mantıklı. Hayatta olmaz. İyi de Ruhan, Pari ile evlenmenden daha mükemmel ne olabilir ki? Havada aşk kokusu var. Vir, anlamayı dene. Biz burada balayından bahsediyoruz. En yakın arkadaşımın ve müstakbel baldızımın mutluluğunu düşünmemem mümkün mü? Ne yapmamız gerek? Sadece hazırlık yapacağız, öyle mi? Hep beraber yaparız o zaman. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Neyse babaanne, aynı gün, aynı yerde evlenmemiz lazım. Hı? Hem böylece masraftan da kısmış oluruz. O zaman tamamdır. Yani Pari ve ben evlenirken Mişti ve Vir de evlenecek. Bu son karar. Evet. Ruhan gayet haklı. Neden her şeyi tek başına yapasın ki? Biz de varız. Birlikte hallederiz. Karar verildi o zaman. 3 gün sonra düğün var. Evet. O halde tatlılarımızı yiyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.